kardeşim. Taylan Antalyalı. Turgay abi. Taylan Antalyalı. Turgay abi. Taylan Antalyalı. Ne güzel ya, adamı bitirdiniz ya 2 dakikada. Kaç tane eve baktın falan biliyor muyuz? Tişört giymişler. Bu düşündüğü gibi örnek oluyorsa. Senin işin mi? Onu aldın oradan buldun. Bir şey buldun. Buraya getirdin. Kesin bunlara bağışlamsın abi. Valla Turgay abi dün Bahar Feyzan seninle ilgili cinsiyetçi yaklaşımına dair çok güzel eleştiride bulundu. Bugün bunları söylemem beni hiç şaşırtmadı. Tekrar söylüyorum. Toplumun ezilen kesimlerine destek vereceğiz. Neustadter'in Berlin'de LGBT onur haftasına katıldığını unutuyor sanırım. Niye unutayım? Yanlış diyorum sana. O zaman aynı tepkiyi göstermiştim. Öyle diyorlar. Güzel kardeşim, ben Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı gibi yaklaşmıyorum ki. Ben toplumla ilgili yaklaşıyorum. Yavrum, Beşiktaş'ın başkanı kadınsın. Bir saniye. Batu, şu attığım şeyi bir koysana. Ertem, seni okuman gerekiyor ama. At abi. Bu kim? Vardy. Jimmy Vardy, evet. Evet, neyi bayrağını kırıyor? LGBT bayrağını kırıyor. Sheffield United Leicester maçı. Tam ekran verin arkadaşlar. Öyle mi? Bak, farkında değilim. Gidiyor maçta. Dikkat çekmek için mi yapıyor yoksa tepki için mi? Tepki için. Ha. Tamam mı? Gol atmıştır abi. Sheffield United maçının. Bak 2-1 yeniyor Leicester City. Tepkiden dolayı mı? Bence tepki falan değil bu. Abi gidip bak 90. dakikada attığı gol sonrası LGBT bayrağını futbolda yeri yok diyor. Evet, aynen öyle. Bunlar bağlamındır abi. Ben Vardy'ciyim abi. Siz gidin. 90. dakika gol atmanı yaptı yani. Vardy isterseniz Nöştaterci olun. O zaman yarın UEFA kalkıp atıyorum ben. Terör örgütünün bayrağını da koyar. Bunların yapmayacağı şey. Onu da mı savunacağız? Hayır. Olmaz ya, bu adamları terörist yaptın. Sana yazıklar olsun. Yapma abi. Ya Ertem abi, bu konuyu kapatalım. Bak, bu çok yanlış yerlere gidiyor. Bu ülkede. Sadece cinsel tercihlerinden. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sevgili Ertem Şener, bak tekrar söylüyorum, toplumun sinir uçlarıyla oynuyor Turgay Demir şu anda. Çok yanlış yere gidiyor bu tartışmalar. Bu toplumun sinir uçlarıyla oynamayın. Provokatörlük yapmayın lütfen. Bence bu senin bahsettiğin nokta, bu toplumun sinir uçları hiç olmamıştır. Gayet sinir ucudur. Bu gayet sinir ucudur. Bu toplum Müslüman bir toplumdur abi. Müslüman bir toplumdur bir. Ya bu toplumda Müslüman olup olmamasıyla bunun ne alakası var? Bu insanlar doğuştan böyle doğmuş diye savunmayacak mıyız? Bak, biz böyle olalım diye bak. Ertem abi beni 10 yıldır tanır. Benim hiç bak homofobik bir yapım yok. Cinsel tercihim de gayet açıktır. Ama kalkıp benim cinsel tercihim kendi heteroseksüelim diye sırf cinsel eğilimi yüzünden toplumda dışlanan, ezilen insanları savunmayacak mıyım? Destek olmayacak mıyım? Yapmayın kardeşim bunları. Dışlansın diyorsun sen. Milli takıma girmesin diyorsun. Bu dışlanmak değil de nedir ya? Yapma kardeşim ya. Milli takımımızın Ay Yıldız'ın onun yerinde olur. Ay Yıldız'ın bir tek siz savunamazsınız Ay Yıldız'ı. Öyle bir dünya yok. Ya bir tişört giydin ya abi ya. Bir müsaade eder misiniz? Evren hocam. Bir şey söyleyebilir miyim? Bakın. Evren hocam. Bir şey yok. Turgay abi. Emre'cim. Deniz hocam. Ve Bışar'cığım. Yemin ediyorum var ya sinir. Bana bir cümle hakkı verir misiniz? Ondan sonra kapatıyorum bu konuyu. Taylan Antalyalı. Senin en doğal hakkındır, senin hakkındır. Bizi ilgilendirmez. İster mavi şort, ister beyaz tişört, ister öyle, ister böyle, ister sarı kırmızı forma, ister siyah beyaz forma, ister bordo mavi, ister sarı lacivert forma giyersin, ister bu tişörtü giyersin. İster gömlek giyersin, ister kravat takarsın. Kimseyi ilgilendirmez. Herkesin kendi hayatıdır. Bunu konuşmak da ben tekrar söylüyorum bize düşmemeli. Kime düşecek abi? Bize düşmemeli. Bize kime düşecek babası abi? Varsa babasına düşmeli. Allah Anası Allah. Varsa anasına düşmeli. O zaman kardeşi, abisi varsa, eşi varsa ona düşmeli. Geçen hafta Hamşik'i niye konuştuk abi? Efendim? Niye o bize düştü? Hamşik'i konuştuk burada. Hamşik'i mi? Niye konuştuk abi? Abi etek giymiş adam ya. Bu ne yapmış abi? Abi adam bu etek, etek giymiş. Giyenleri savunmuş. Abi bir şey söyleyeceğim. Hamşik'le bunu bir mi tutuyorsunuz? Yapmayın. Ne oldu abi? O şov yapmış. Türkiye'nin en saygın 3 gazetecisinden birisisin bana göre sporda. O öyle yapmış. 3 gazetecisinden birisinin bunu yazması, söylemesi beni sükut hayale uğratıyor şu an. Ben sana bir söz Hamşik'le bu adamı yan yana getirmek... Ertem Şener. Fecaattır ya. Ertem Şener. Fecaattır ya. Hamşik bir tiyatro yapmış. Bu gerçekten savunuyor. Beni ilgilendirmez. Neyi gerçekten? Benim tepkim de kimseye ilgilendirmez. Bak bir şey söyleyeyim. Abi bence Hamşik orada içindeki duygularını belki de dışarı çıkartmış. Belki de öyle, onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Belki de tam tersi. Ona da saygım var bak. Hamşik'e de saygım var.
Kendisini ilgilendirir ya. Baba. Ona Trabzonspor bakacak. Abi kimseyi ilgilendirmez. Abi Galatasaray'da gibi, bu adam olmasa bu resmi yıktırmazlardı ya. Bu ülkede Guti'nin erkek erkeğe öpüşürken fotoğrafı çıktı. Turgay Demirel'in o dönem hiç bir tanesi yoktu, ben hatırlıyorum. Nerede? Böyledir bu iş. Yalan söylüyor. Ya çıkarsana. Çıkarsana. Bak ben mi, benim nasıl bir fil hafızalı olduğumu sen bilmiyorsun. Çıkar bir tane ya. Çıkarsana bir tane. Bir tane tepkini çıkar. Bak çıkaramazsan aman olacak. Turgay abi. Çıkar. Turgay abi sana bir soru sorabilir miyim? Lütfen çıkar. Şimdi çıkar. Turgay abiye bir soru soracağım. Ama gerçekten cevap vereceksin. Ben de kıvrım olmaz. Ben de kıvrım.